üst sıralarda olan pazarlarımız Rusya ve Ukrayna için bir rapor hazırladık. Antalya'da örtü altındaki üretimlerimizin önemli pazarları oluşturuyor. Özellikle Ukrayna'daki savaşın maliyeti Ukrayna'ya çalışan insanları çok daha fazla derinden etkiledi. Çünkü yaklaşık savaş esnasında oraya giden malların bedeli 5 milyon dolar civarında. Yine 16 milyon dolar da yılbaşından itibaren gönderilen malların tutarı var. Dolayısıyla burada bankalar kapalı, alıcılara ulaşmakta zorluk çekiniyor. Önemli bir risk oluşturdu. Rusya ile birlikte hesap ettiğimizde 80 milyon dolarlık bir riskimiz var şu anda. Orada da gerek yine SWIFT sisteminden çıkartılması, gerek olağanüstü bir devalüasyon yaşanması, rublenin değer kaybetmesi bu alacakları riske soktu. Yine bizim o pazar için özellikle onların damak tadına, onların mutfak kültürüne uygun ürettiğimiz ürünlerden de doğacak 150 milyon dolarlık bir riskimiz söz konusu. Burada temel olarak ihracatçılarımızın beklentisi bu krizden çıkabilmek için faizsiz 2 yıl ödemesiz kredi beklentileri var. Yine de bu Ukrayna'daki alınması güç olan ürünlerin de alacaklarında bedellerinin tanzim edilmesini istiyorlar. Bu arada tabii sevindirici bir haber de Rusya'nın bugüne kadar uyguladığı kısıtlamaların hepsini kaldırıyor olması. Bu sevindirici bir haber ama bununla ilgili de kaygıları ihracatçılarımızın genelde para transferi ile ilgili para hareketini sağlayacak özel bir sistemin geliştirilmesi gerekiyor. Bir başka önemli unsur da yine karayoluyla yapılan sevkiyatlarda güvenlik endişesi olduğu için alternatif yolların özellikle de Gürcistan ve Ermenistan kapılarının açılarak buradan ihracatın gerçekleşmesi. Bir başka önemli unsur da yine deniz yoluyla eskiden yaptığımız ihracatın gelişmesi için karşıda kapalı olan limanların açılması talepleri var. Ben bu kısmı üretmek için.